94 Temmuz değil mi? Ya evet, yaşadık da neyi yaşadık oğlum, hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Ya 99'da hatırlıyorum sadece. Bu arada da kesit kesit memoriler var. Sen nasıl hatırlıyor musun birinci, ikinci yaşında olduğunu? Ben üçüncü yaş doğum günüm, dördüncü yaş doğum günümü hatırlıyorum. Yazık kafana. Çok ama full değil abi sonuçta, değil mi? Full değil ama o aktivite ne yaptığımızı hatırlıyorum o yıllarda mesela. Kaplisan içi patlattığımızı hatırlıyorum mesela sürekli. Mickey Mouse vardı, McDonald's'a oyuncakları gelmişti mesela onu Sen McDonald's'a terk edilme hikayen var. Terk edilme değil. Kötü hale getirdin. Sen anlatsana. Evleniyordum az kalsın. Bir dakika, McDonald's'a doğum günü geldi. Hayır abi, oturuyorduk, aileler tanıştı. Abi McDonald's'a ne oluyor? Kızmış diyorsunuz McDonald's'a. Oğlum anlattım eski hikaye, çok eski. Bu ne abi, niye o? Spike Lee filmi mi bu? Spike Lee, do the right thing. Bak konuya nasıl döndük McDonald's'a. Bırak abi. Spike Lee'nin ölümsüz eseri. Ölümsüz eseri. Filmi ilginç şekilde iki haftada yazmış. Hem senaristin üstünü hem yönetmenliğini. Yani hikayesi çok basit aslında. Bir mahallede, siyahi bir mahallede, kendi bölgeleri olarak tanımlıkları bir bölgede farklı farklı insanların hayatlarını kesit kesit olarak izliyoruz. Hepsi en sonunda bir noktaya doğru bağlanıyor hikayede. Bir de ekstradan tek siyahi olmayan İki kişi var. Birileri şeyli Asyalı aile, onlar da marketçi. Biri de İtalyanlar. Pizzacı aile. Bu arada çok doğru bu tercihler. Amerika'da bir iç savaş gibi minik bir ayaklanma olmuştu. 90'larda olmuş daha doğrusu. Evet. True Detective'in ikinci sezonunda da onu işliyorlardı bir noktada. Evet. Orada Koreli bir market işleten bir aile vardı böyle. İsyanda onlar çıkıyordu böyle silahlarla. Tek onlar savunabilmişler dükkanlarını. Yani film oradaki ırksal çatışmaları güzel yansıtıyor. O zaten bir kenara koyalım onu, cebimizde bir dursun. Yani aslında tamamen Amerika'da siyahi olmanın üstünden bir film. Politik bir film yani. Bazı noktalarını açıkçası onun şeylere hakim olmayan izleyici için bilemeyebilir yani. Bazen kopadabilir bunları, ilk önce uyarı olarak verelim yani. Biraz uzak kalabilirsiniz yani. Yani olabildiğince bunu komik bir dille de işlemeye çalışıyor tabii. Kamera hareketleri çok ilginç. Şeyler, yenilikçi hareketler var bu filmde. Görüntü hep sıcak. Görüntü aynen öyle. Ben tam böyle yazın sıcak günlerinde izledim bu arada. Yanıyor bugün yine. Onlar da yanıyor. Ben de yanıyorum. Öyle izledim. Film güzel. Eleştiri dozu aslında gizliden gizliye sokuşturuyor sürekli. Mesela çünkü filmin o dönemde gerçekten 16 mı 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden bir mahkemeye çıkarmışlar. Siyahi bir kadın kıza işte. Ve o mesela böyle duvarda kocaman yazıyor işte Navana mı haklıydı falan diye böyle sürekli şey geçiriyor yani sistemini Amerika'nın beyazları her zaman savunduklarını aslında temelde. Bu arada aslında oradaki herkes alt sınıf, ırksal evet. olarak alt sınıf yani İtalyanlar da orada ırkçılığa uğruyor, evet. Koreliler de uğruyor ama bunlar birbirini de yiyorlar. Onlar bir mahalleye yetilmişler, o mahallede de birbirlerini yiyorlar. İşte mahallenin delisi gibi görünen, sürekli içki içen bir adam aslında çok akıllıca hep barışçıl yönden şeyler yapıyor. Gençler bazen akıllı görünürken çok böyle şeye dönüşüyorlar falan. Güzel bir eleştiri var filmi. Böyle dikkatlice tabii izlemek gerekiyor biraz. En vurucu yerinde, yani burası bizim biraz herhalde daha anlayacağımız filmi izleyenler olarak da Spike Lee'nin baş karakteri oynuyor zaten. Gelip o kadar sinirlenip camını kırması yani onun da artık şeyine gelmiş gibi gösteriyor. Öyle bir şey mesela hiç beklemiyordum o karakterden. Çünkü şey yapıyor asıl orada. Hate, love. Hate, love falan diye böyle bir muhabbet vardı. İki tane yüzük elinde duran. Hate diye bağırıp atıyor böyle abi. En sonunda sinirleniyor da bu. Neler var aklına gelen? Şiddet göstermeyin diyor. Şiddet şiddeti doğurur diyor. Ama aynı zamanda da şiddetle daha büyük şiddetin şiddet. Daha büyük olayların önüne geçiyorlar şiddet göstererek aslında. Öyle güzel bir mesajı da var. Olaylar çok büyüyor. Çatışmalar artıyor, aralarındaki zıtlıklar, sürtüşmeler artıyor. Artık böyle bir
mahallede bir iç savaş gibi bir çatışmaya evriliyor. O noktada bizim ana karakter bir tane çöp kutusunu alıyordu. Bir eşyayı alıp İtalyanların dükkanına atıyor. Aslında orada şunu diyor. Birbirinize zarar vermeyin. Yani bir öfke var. Bunu bari buraya yöneltelim. Dükkana yöneltelim. Sonra o da iyi bir şey değil aslında. Yağmalıyorlar bilmem ne. Yakıyorlar. Evet, oralarda yani kimse kimseyi dinleyip anlamıyor. Herkes kendi istediğini yapmak da istiyor bir noktada. Onun da bir eleştirisi vardı. Bütün olamıyoruz nedenlerini de bir şekilde yani böyle olmalı diye göstermiyor ama bu yüzden bunlar olabiliyor. Gerisine siz karar verin neden oluyor diye. Öyle bir düşünce şeyi bırakıyor. Boşluğu o keyifliydi. Yani filmin bütün şeyi boyunca aslında şey de olması, Martin Luther King ile Malcolm X arasında sürekli bir muhabbet dönüyor. Filmin sonunda da ikisinin şeyi geçiyor. İkisinin yazısı. Aslında oraya dikkatli bakınca yani birisi aslında daha pasifist yani daha barışçıl bir yönde. Mesela Malcolm X'in dedikleri mesela sert müdahalede birine öldürsem ben buna akıllılık derim tadında böyle aslında bir yandan da şiddete de eğilim gösterebilecek de bir ideoloji de var orada. Yani orada yine size bırakıyor falan diye değişik bir film. O yüzden o da ilginçti. Öyle de bir not ekleyelim. Bravo. Bir tane trivia vereyim hemen. Trivia evet. Değil de şey. Robert De Niro da oynayacak filmde. Sonra çok böyle şeylerde oynadım diye oynamamış. Bir de Oscar aday olunca Kim Basinger, bu birinci Batman filmindeki kız arkadaşını oynayan Bruce Batman'in kadın şey demiş, 6 film yarışıyor, 5'i, bunların 5'i gerçekleri söylüyor, o yüzden çok okey falan ama bir tanesi gerçekleri söylüyor diye böyle bir açıklama yapmış. Sonra Spike Lee şey yapmış. Gerçekler. Daha sonrasında da canlı yayında bir radyo programında ona da ekstradan bir teşekkür etmiş. Spike Lee de vardı filmde değil mi? Evet, başrolde. Asıl kim vardı abi? Şey, ben çok... Esposito, Giancarlo, şey abi, Gustavo Frings. O da mı vardı ya? Ben izleyeli çok oldu bu film. Abi çok gençmiş oğlum orada böyle, çok genç yani deli oynuyor. Sürekli sataşanlardan biri o abi işte İtalyanlara. Doğru şeyi yaptım abi ondan sonra peki. Gittim abi İtalya, Domino's pizzanın camını çerçevesine. İndirdim abi, sen.